Çok soğuk. Bir iki gün içinde bütün Türkiye buz uçağına girecek. Hemen Mahmut Tuncer'i bağlayın bana. Bunu nasıl çözeceğimizi bir tek o bilebilir. Bütün odalardaki kaloriferleri kapattım. Sadece salonu açık bıraktım. Abi, Mahmut Tuncer'in burada olduğundan emin misin? Mahmut Tuncer çoğu iptal olduktan sonra burada inzivaya çekildiğini söylediler. Dua edelim de burada olsun. 10 dakika sonra bir çanta dolusu çiğ köfteyi arka kapıya getirin. Marulu limonu bol olsun. Eyvah, o zaman buz uçağını durduramayız. Kesinlikle. Daha hızlı gitmenin bir yolunu bulmalısınız. Cevizli Bağ Topkapı, Cevizli Bağ Topkapı. Kalkıyor, kalkıyor. Oğlan abi. Çabuk atlayacak ya, hadi atla. Tut oğlum, tut. Haydi bakalım, atla. Dinlenme molası. Kartoplar müessesemizdendir. Öslan! Çok susadım ben ya. Bütün suyumuz bitti. Yaşamak istiyorsak çişimizi içmeliyiz. Akşam yemeğini de sıçacağım, onu yeriz. Gudik gudik konuşma Orhan. O kadar suyumuz vardı. Ne yaptın onlara? Ulan bak yine kilitlendiler. Johnny, Barbie, ayrılın bakayım. Zeki! Zeki oğlum, iyi misin Zeki? Çabuk ağzını aç, amonyak iyi gelir. Ulan dingil, çocukları sokma da. Açılın açılın, ben öğretmenim. Hocam, lütfen oğlumu iyileştirin. Zeki, bak çabuk tahtaya, encuk ağızlı. Sözlü yabancı. Hocam, yemin ederim çalışamadım, anneannemle çalışamadım. Yemin et, kesin bilgi mi? Allah razı olsun Gültekin hocam. Siz ne arıyorsunuz kar kıyamette sokakta? Kulaklığınız güzelmiş hocam, hangi kızdan aldınız? Anam verdi anam. Nasıl? Vallahi Sabri Bey, Nazmiye markete yolladı. Karının canı dondurma çekmiş. Ulan ben olmuşum dondurma. Şu halime bak. Hepsi bir değişik bu karı milletinin ya. Ana, Kurtlar Vadisi'ndeymişiz. Hadi hemen kaçalım. Memati miydi o? Çabuk çabuk atlayın. Johnny, bırak sen de makarayı. Ya deminki olay için kusura bakma. Sen öyle bir anda kendini kasacak. Tamam lan, gidiyoruz. Niye tırıvırı yapıyorsun? Ulan ben ne yapacağım? Evde karı dondurma bekliyor. Bunu yapmasam gözüm açık mıydı ha? Hadi film tahmin edin. Oyna ayağlığım uşakla, oyna ayağlığım uşakla. Trabzon kol bastısı, Trabzon kol bastısı. Lan oğlum, salak oğlum. Buldum, gırgırıyı. Kutlarlı dans. Nasıl ama? Gel lan buraya. Tam bir gerizekalı. Ya o değerli, şuradan bir yerden buz barınak mı alsak hanıma, ne yapsak? Mahmut Bey, zamanımız azalıyor. Lavaşlar da azalıyor. Efendim? Bakın Mahmut Bey, 12 saat içinde çözüm üretemezsek çok kötü şeyler olacak. Herhangi bir öneriniz var mı? Halay çekin. Nasıl? Halay çekin, halay çekin. Ya alacağım o lavaşları, rulo yapacağım. Abi bir sakin ol. Ya bırak Adnan ya, bırak. Gittik ta Nepal'den getirdik herifi. Bir çanta çiğ köfte verdik. Gelmiş halay çekin diyor. Durun bir saniye. Adam haklı beyler. Dağılalım o zaman. Hayır dağılmayın. Sanırım halay işe yarayabilir. Nasıl lan? Mahmut Bey'in dediğine dayanarak şöyle bir hesap yaptım. Eğer yeterli sayıda insan orta köyün etrafını sarıp aynı anda halay çekmeye başlarsa büyük bir kinetik enerji açığa çıkacak. Anneannemde de siyatik vardı. Böylece kinetik enerji zamanla ısıya dönüşecek. Ve eğer 10.000 kaloriye ulaşabilirsek buz uçağını engelleyebiliriz. Ah, sanırım Mahmut Bey'e bir özür borcum var. Ya gidin lavaş getirin adama abi. Adnan, sen de eli mendil tutan erkek, kadın, yaşlı çocuk herkesi seferber et abi. A**a koyayım, dünyanın en büyük halayını çekeceğiz. Orhan, nereye geldik lan? Kar hala soğuk. Yani? Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Ne diyorsun lan Armut? Ya Sabri Bey, siz de bir kalkın a**a koyayım. La kaybolduk diyorum ya. Nereye kaybolduk? Gemze'ye gelmişiz. Ne Gemze'si salak? Boğaz Köprüsü mü? Fatura ödeme merkezi hep burada olması lazım. Nerede? Burada. Nerede lan? Yok işte. Ya tam burada. Hani nerede? Ya burada lan, burada.
Ana, hakikaten buradaymış. Ne yapıyorsun lan dümbük? Gözüme geldi be. Gözünü attırdım. Sabri Fırıldak'tan haber var mı? Hayır efendim, hala faturayı yatırmamışlar. 10 dakika içinde yatırmazlarsa her şey halaya kalacak. Kimin halası? Evet Reha, buzul çağına sayılı dakikalar kaldı. Bütün insanlar bunu durdurmak için İstanbul'un etrafını sarıp halay çekecekler. Peki Mahmut Bey, halay işe yaramazsa en kötü ne olur? En kötü eğleniriz, fena mı olur? Mahmut Bey, herkes hazır. Halay başı olarak sizi bekliyorlar. Bu mendil. Bunlar da davulcu ve zurnacı. Buyurun, istediğiniz gibi bir kadesek acılı şalgam. Haydi bitirelim şu işi. Çabuk baba, çabuk, son 3 dakika. Oğlum kimse yok burada. Allah'ım, buzluk çağına girersek Nazmiye beni öldürür. Dondurmada almadım zaten. Çabuk faturayı ver baba, kendim yatırmayı deneyeceğim, çabuk. Son 2 dakika, hadi hadi. Allah'ım, hepimiz öleceğiz. Vaziyetimi açıklıyorum. Hadi hadi hadi, çabuk ol hadi. Geceleri üzerinde uyuduğum kartonu Sabri Bey'e bırakıyorum. Allah razı olsun. Dişlerimi fırçalamak için kullandığım bu tuvalet fırçasını da Gültekin Bey'e bırakıyorum. Eksik olma evladım. Ay anne ya, of, çok soğuk oldu birden. Kızım dua edelim babanlar yatırsınlar faturayı bir an önce. Anne sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Şurada kukulas katı meyve sıkacağıyla portakal suyu hazırlıyorum. Vitamin olur, gripten korur. Anne buzul çağı diyorlar, sen hala portakal suyu diyorsun. Ya git sen kızım, çok konuşma. Ay çok soğuk. Son bir dakika. Ne? Olamaz. 2 ayda faturayı ödemediğimiz için aboneliğimizi iptal etmişler. İlk taşa gidip açtım. Hakkınızı helal edin. Buduklar. Son 30 saniye. Allah yardımcımız olsun. La oğlum, yapıştır zurnayı, yapıştır. Haydi bakayım. Haydi. Şapey. Başaramayacağız. Daha çok enerji lazım. Hadi hadi, daha hızlı, daha hızlı. Siz de gelin Şakir Bey. Adam eksiğimiz var hala. Ya ben bilmem ki oynamayı. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz abi? Gir araya, gir. Hadi abi hadi. Ben de senin düğününde oynamam vallahi. Ulan öleceksek böyle ölelim bir, anasını satayım. Allah! Hopla! Hey! Aman Allah'ım, işe yaradın, kurtuldum, kurtulduk, harika. Allah! Lan Mahmut gel buraya, öpeceğim seni. Öp lan umutsuz. Çal keke çal. Ne oldu Zilli? Vitamin bu, boru değil. Vallahi bir şey diyemedim. Ne oldu lan? Bizim kombi mi açtılar yoksa? Bu halay sesi nereden geliyor ya? Ana, yoksa buzul çağında her gün düğün mü oluyor? Abi, iyi misin? Bir defa göz kırparsan evet, iki defa kırparsan hay koyayım, ne oldu bana gibi olsun. Hocam, neden bize karşı soğuksunuz böyle? Evet Gültekin Bey, böyle olmuyor ama. Aramızdaki buzları eritelim lütfen. Horlayalım bence. Belki de erir. Biraz da limon sıkayım. Aferin Gültekin. Bir karıyı nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyor. Senin ben bacağına sıçayım Nazmiye. Buzumu yediğim.